Herkese merhabalar. Durum analizi programında bu hafta anayasa mı, onayasa mı programını, pardon özür dilerim, konusunu tartışacağız. Malum gündemimizde bir anayasa var ve aynı zamanda da dış politika ile beraber gerilen ilişkiler var. Hem içeride hem dışarıda farklı konularla Türkiye gündemi oldukça yoğun. Bu sebeple partimizin de hazır anayasa üzerine bir gündem oluşmuşken 25 sene önce yazmış olduğu bir anayasa taslağı vardı. Biz tabii ki bunun üzerinde şu anda çalışıyoruz, bunu geliştiriyoruz. En kısa sürede de halkımızla paylaşacağız. Ama evveliyatında Cem Bey'in özellikle siyasette geçirdiği 25 yıl ve akabinde hala devam eden analizleriyle, nokta atışlarıyla hem gündemi analiz etmesini hem de LDP'nin 25 yıl önce yapmış olduğu anayasa tasarısının Türkiye'nin bugününe nasıl bir katkı sağlayabileceğine dair yorumlarını almak için bir yayın tertipledik. Hepinize hoş geldiniz demek isterim. Cem abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler Aziz. Konumuz malum abi, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Bir anayasa gündemi açıldı. Anayasa taslağı gündeme geldi. Yeni bir anayasa isteriz, sanki böyle bir talep varmış gibi ortaya çıktı. Evvela bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Neden böyle bir söylem var? Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Aziz bu söylemin bence üç gerekçesi var. Kısa vade, orta vade ve uzun vade gerekçeler. Kısa vade gerekçesi gündemi değiştirmek. Yani ekonomideki fiyaskoyu, sefaleti, işsizliği, yüksek fiyatları, enflasyonu konu etmeyelim de böyle boş gündemlerle uğraşalım gerekçesiyle gündemi çarptırma amaçlı. Bu kısa vadeli amaç bence. Orta vadeli amaç 2020 miydi, 2019 muydu, neydi? Mehmet Barlas'ın da yazdığı gibi ne yapıp edilmeli? 2023'ten sonra da Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı devam etmeli. Gerekçesi. Yani işte orada anayasa mı, anayasa mı cevabı orada alıyoruz. Çünkü Türkiye'yi 18 yıldır yöneten zihniyet, ben gidersem devlet yıkılır diyen zihniyet, İngiltere, Fransa, Almanya, her neyse ve şahsım görüştük diyen zihniyet. Onun için ne yapıp ben 2023 veya erken seçimde, seçim ne zaman olursa Cumhurbaşkanlığını mutlaka kazanmalıyım. Fakat bunu da anayasayı değiştirmeden garanti altına alamıyorum. Ya %50 artı biri yakalayamazsam, onun için Cumhurbaşkanlığı seçim sistemini, yani iki turlu %50 artı biri anayasa değişikliği yapmadan değiştiremeyeceğim için bunu gündeme atayım. Yani orta vadeli amaç bence yeniden bana seçilmesini garanti altına alacak bir değişikliğin altyapısı. Ha, uzun vadeli amaca gelince kendi MKYK üyeleri, Sinan Oğan'ın bir lafı vardır. Bundan 2-3 sene önce söylenmiş. Bu adam bunu herhalde gece yatarken düşünüp kalkıp da CNN Türk'te söylemedi. Mutlaka kendi aralarında bir konuşma, bir niyet var ki söyledi. O laf şu, Erdoğan liderliğinde yeni bir devlet kuruyoruz. İsteseniz istemez de diye. Yani yeni bir devlet ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıktınız mı, yıkıyor musunuz? Bunu hiç sorgulayan olmadı. Ne siyaseten ne hukuken. Şimdi de ortaya attıkları işte 1921 Anayasası içinde laiklik ilkesi bulunmayan ve bir daha merkezi bir anayasa, bu da Kürtlere şirinlik olarak bir prim olarak sunulabilir.
İçinde bu Cumhuriyet'in işte ilk dört anayasanın değişmeyecek desi bulunmayan falan 1921 anayasasını ortaya attılar. Evet. Yavaş yavaş nabız topluyorlar. Hiçbir şey olmasa toplumu gereriz. Gerginlik zaten bize prim yapıyor. Bunca yıldır öyle yaptı. Şimdi bu zihniyetle gidiyorlar bence. Yani bu lafı ortaya atmanın kısa vade, orta vade, uzun vade hedefleri var. Tekrar özetleyeyim bir cümleyle. Kısa vadede gündemi değiştirmiş olalım. Gerçek problemler konuşulmasın. İçeride ve dışarıdaki problemlerimiz. Orta Evet. vadede ben bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçilmeyi garanti altına alayım. Üçüncü vade, uzun vadede de üçüncü hedef mevcut Cumhuriyet'in temel ilkelerini içeren anayasayı ortadan kaldırıp yeniden bir tane yapayım. Şimdi bahane olarak sundukları bu darbe anayasası Türkiye'ye yakışmıyor falan filan. Darbe anayasasının neresi kaldı ki? Değiştire değiştire. Bir. İkincisi, sen darbe anayasasından çok şikayetçisen önce yasayla değiştirebileceğin darbe cuntanın getirdiği kanunları değiştir. Onlara hiç dokunmuyor. Onlar aynen devam ediyor. Sen anayasa muhabbetiyle, masalıyla yani benim zekama hakaret ediyorsun gibi algılıyorum ben bu işi. Mevcut bu anayasa masalının yemini yapmak lazım bence. En azından şimdilik zaten mecliste ne referanduma götürecekleri ne direkt ana değişikliği yapabilecekleri milletvekili sayısına da sahip değiller. Bunlar mevcut konjonktürdeki anayasa tartışmasına vereceğim cevaplar. Bir de genelde anayasalarla ilgili eğer konuşmamı istersen onlarla ilgili de birkaç kelime edeyim. Aslında bunu da isterim çünkü gündemdeki anayasa dediğiniz gibi kısa ve orta uzun vadeli üç planda hazırlanmış bir gündem maddesi ve bir oyalama maddesi olarak değerlendirilebilir ki ben de katılıyorum bu görüşünüze. Fakat dünyadaki örneklerine baktığınızda Türkiye kadar sık anayasasında değişiklik yapan her 10 senede bir, 20 senede bir ya şunu bir güncelleyelim, şu maddeyi bir güncelleyelim diyen bir başka devlet var mı? Yoksa uygarlığı hedeflediğimiz, muasır medeniyetler dediğimiz devletlerde bu tarz davranışları hiç gördünüz mü? Yani bu tarz hareketleri işte anayasayı değiştirelim, vay efendim bu cuntadan kaldı, bu şuradan kaldı, onu değiştirelim, bunu değiştirelim gibi örnekler var mı? Aziz Türkiye zaten yazboz tahtasıdır siyaseten de yönetim kafası olarak da. Sen kendi kafanı değiştirmediğin müddetçe anayasanın maddelerini özgürlükçü bir zihniyetle devletine bağlı olarak yorumlamadıkça istersen her pazar değiştir anayasanı. Türkiye'de hiçbir şeyi değiştiremezsin. Türkiye'ye de refah ve huzur getiremezsin. Ben bunu yıllar önce de, belki 10 yıl önce de şöyle dile getirdim. Sen bu kafaya al, Hollanda anayasasını ver, yine ülkeyi cehenneme çevirir. Gençlerin ülkeden kaçmak isteyeceği bir haline getirir. Hollanda anayasasıyla bile. Evet. Ama özgürlükçü bir kafaya istersen Kuzey Kore anayasasını getir. Ülkeyi cennete de çevirir, yorumlayan. Mesele anayasada ne yazdığı değil, anayasayı bayan yürütme erkinde. Anayasaya uygun, özgürlükçü zihniyetle kanunlar yapan bir yasama erkinde. Her şeyden önemlisi, anayasa hukuk ve özgürlükçü maddelerini bir özgürlükçü gözlükle yorumlayan yargı erkinde mesele. Onun için dediğin gibi yani her 5 senede 10 senede bir anayasa değiştiren topluma muz cumhuriyeti bile demezler.
Geliyor mu Aziz? Geliyor efendim, ben dinliyorum. Biraz donma var, az biraz donma var. İnternet de kaynaklı muhtemelen. Biraz gecikmeli geliyor yani. Evet, bir ufak donma var Mevcut ama anayasadan buyurun. örnekler verelim. Devam edelim efendim. Efendim? Bir ufak dediğim gibi donma var ama Tamam. internetten kaynak devam edelim. O yayın sonrası düzelecektir. Tamam. Şimdi ben geçen pazar oturdum İngilizce. Kuzey Kore Anayasası'nı okudum. Var, anayasalar var onların da. Giriş maddesinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Ama millet egemen olduğu için kendisine mesela ayrılma yasağı koymuş. Hiçbir yere gitmeyelim yasağı koymuş. İnternete erişim yasağı koymuş. Egemen ya millet. Kayıtsız şartsız onda ya. İşte itiraz etmek yasak. Fakat anayasada, Kuzey Kore anayasasından aktarıyorum sana yeminle. İfade özgürlüğü var, basın özgürlüğü var, muhalefet yapma özgürlüğü var, düşünce özgürlüğü var, inanç özgürlüğü var, seyahat özgürlüğü var, yabancılara Kuzey Kore Devleti'nin verdiği güvenceler var. Hatırlarsın geçen sene bir Amerikalı turist genç otel koridorundan arkadaşları Amerika'da demişler ki Kuzey Kore'ye gittiğinde bize oradan bir şey getir, bir anı, bir hediye getir. Bu da otel odasında, şey koridorunda asılı olan Kingu'nun posterini almış, valizine koymuş. 2-3 sene hapse attılar çocuğu. Dayaktan ölmek üzereyken Amerika'ya iade ettiler. 20 küsur yaşında çocuk Amerika'ya vardığı hafta vefat etti. Yani bir anayasadan aktarıyorum, gerçek bir olayı aktarıyorum sana. Onun için anayasada ne yazdığı önemli değil. Dünyanın her anayasasından bal damlıyor. Kimse sizin canınızı okuyacağız. Hak yok, hukuk yok falan yazmıyor. Saddam'ın da anayasası var İngilizce, Saddam Irak'ın. Sovyetler Birliği'nin de anayasası var. Hepsinde her özgürlük var hocam. Şimdi bizim anayasamızda, mevcut anayasada değişmesi gereken gerçekten ciddi yerler var. Mesela bizim anayasamızda maddeleri ve sayfaları atıyorum. Beşinci maddede, onuncu maddede işte o bal hukuk, özgürlük, özgür, bu özgür, mesela yürüyüş yapma, gösteri özgürlüğü falan filan. 15. sayfada geri alıyor verdiklerini. Ama diyor, kamu sağlığı, kamu düzeni, aile düzeni, gençliği koruma, örf, gelenek, ahlak, töre bilmem ne sana verdiği her türlü özgürlüğü geri alıyor. Ondan sonra ceberrut bir yargıcın önüne düştüğün zaman da adam 5. sayfadaki özgürlüğü görmüyor. 15. sayfadaki yasak. Haydi, bütün anayasal hakkını elinden almış oluyor senin. İkinci bir problem, özgürlüğü veriyor devamlı. Ondan sonra diyor ki bunun diyor detayları kanunla belirlenir. İşte o zaman yandı. Kanun yapıcıyı bir tane baskıcı, otoriter, totaliter bir lider veya bir meclis yapısı anayasanın o maddesini budamaya başlıyor. O yasak, bu yasak, yasak, oradan yasak. Anayasanın o özgürlükçü maddesinin hiçbir anlamı kalmıyor. Kanun yapıcı bir de işine gelmediği zaman anayasa topu meclise atmış ya, bununla belli. Kanun yapıcı da işte bunun detay, bu kanunun detayları diyor, yok yönetmelikle ve genelgeyle belirlenir. Topu alıyor sana, Adalet Bakanlığı'ndaki bürokrat kucağına oturtuyor seni. Ondan sonra gelsin onun yasağı, bunun yasağı, onun yorumu, bunun yorumu. Yani anayasada hukuk devleti ve özgürlüğün bir harfi bile kalmıyor genelgeye, yönetmeliğe indirgendiği zaman. Yani bunlar maalesef sorun yaratıyor. Verdiğini geri KHK'ları da alıyor unutmayalım ama efendim.
Efendim? Malum biliyorsunuz kanun hükmünde kararnameler de anayasal hakların üzerine çıkan çok ciddi Ciddi. kararlara imza atıyor. Aynen. Örneğin işte bu, özür Aynen. dilerim lafınızı Bu böldüm, kararname arkadaşlar da sonunu. yazıyor. Buyurun efendim. Yo, doğru. Kanun hükmünde karar dünyanın hemen her ülkesinde tartışılan bir şey. Çok istisnai durumlarda, acil durumlarda kullanılması lazımken bizde bu Amerika'da da 250 senedir tartışılan bir konu. Hangi kararnamelerle yasama erkini, yani milli iradeyi bypass edip ülkenin yönetimi, yürütme erki kanun yapabilir diye şey var. Bir tartışma var. Fakat burada ben mesela anayasa uygulanmıyor dedik. Sadece hak ve özgürlükleri ele aldık ama ben sana iddia ediyorum, bunu bazı anayasa profesörleriyle, eski yargıçlarla da tartıştım. Beni doğru noktadan yaklaştığımı söylediler. Mesela 2010 referandumu anayasaya aykırı olarak 16 Nisan 2017 referandumu anayasaya aykırı olarak yapıldı. Bir tane söyleyeceğim sana. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi anayasaya aykırı olarak yapıldı. Ama bunlara ne ana muhalefet gıkını çıkardı. Bunların altını doldururum. Neden böyle diye de gayet iyi kanıtlayabilirim. Ve bunu da iki anayasa profesörüyle bir eski anayasa mahkeme üyesi haklısındır noktadan itiraz edilebilinirdi. Onun için senin bugün de anayasa işte bak 4 ay sonra alt mahkeme anayasanın en Tabii. önemli maddesine anayasa mahkemesi kararının bağlayıcı olduğuna 4 ay sonra uygulamaya karar verdi ki o da hem içeriden anayasa mahkemesinin Adalet Bakanı'nın, Meclis Başkanı'nın alması gerek dedikten sonra alt mahkeme Enis Berberoğlu ile ilgili kararı uygulamaya karar verdi. Onun için özetle şunu söyleyelim, anayasada ne yazdığı önemli değil. Onu uygulayacak, yorumlayacak, ona uygun kanunlar yapacak diğer üç erkin yani yürütmenin, yasamanın ve yargının kafası önemli, zihniyeti önemli bence. Bizim tabii maruz kaldığımız bir sorun bu. Seçime girme noktasında yasada herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen yasayı biz artık böyle yorumluyoruz diyerek seçime alınmama gibi bir durumla karşılaştık. Al işte Hala kafa bu. da Kafa bu. hala da bunun mücadelesini vermeliyiz. Şimdi ben geçenki bir sizin tweetinizden yola çıkarak bazı incelemelerde bulundum. 2012'de Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız, yani Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki yargıya gerekli talimatı verdik. Gereken yapılacak. Sene 2012. Geçen günlerde bir açıklama O geliyor. da anayasa Diyor ihlali. ki anayasa ihlali, üstüne bir de Anayasanın şu var. 138. maddesi yargıya kimse talimat veremez. Tabii ki. Artı şöyle bir şey geliyor. Şimdi 2012'deki söyleme tezat olarak Biden ve Amerika'daki çıkıştan sonra kimse Türkiye yargısına emir veremez gibi bir çıkış geliyor. Hemen Abdülhamit Gül şey destekliyor. Adalet Bakanımız destekliyor bunu. Ama 2012'de emir veriyoruz. 2017'de işte HDP konusunda aynısını yapıyoruz. Yargıya gerekli talimat verildi, kayyumlar atandı, vesaireler yapıldı. İşte biz diyoruz ki ya kardeşim, bizi seçime almıyorsunuz. Bu anayasal hakkımızı ne, elimizden alıyorsunuz. Biz böyle yorumlamaya başladık gibi bir neticeyle karşılaşıyoruz. Aslında Türkiye'deki anayasa, anlattığınıza göre Türkiye'deki anayasa işlevsiz bir anayasa ve maalesef alt unsurlarla anayasal hakların hepsi manipüle edilip bir kenara itilebiliyor. Esas sorun, karşımızdaki esas sorun, kanunnamelerle, kanunlarla anayasayı dışarıya doğru iten bir sistem olması. Bizim hazırladığımız ve taslak olarak üzerinde çalıştığımız metinde ise biz bunların tamamen karşısındayız. Yani yargının özellikle baskı altından çıkmasının karşısındayız. Ben esas itibariyle sizden
biraz olması gereken yargı diğer incelediğiniz ülkelerden yola çıkarak yargı sisteminin Türkiye'ye nasıl adapte edilmesi gerektiğine dair bir yorum almak isterim. Yani örnek yargı Türkiye'de nasıl olmalı? Biz işte yargıya talimat verdik, bunu yapsın. Yargı şöyle yapacak, kimse yargıya emir veren, yargı bile şaşırıyor yani ne yapacağını artık. Çünkü her dakika bir şey yağıyor adamların üstüne. Bu sadece anayasayla çözülecek bir sorun değil. Mesela bana kalsa Adalet Bakanlığı'nın bile kaldırılması gerekir. Yani Anglo-Sakson hukukunda hatta bizim Kuzey Kıbrıs'ta bile bir adakanı yok, başsavcı var. İngiltere'de, Amerika'da Anglo-Sakson hukukunu uygulayan ülkelerde. Çünkü Adalet Bakanı dediğin adam kim? Yine Bir devletin AK adamı Parti yani genel önkü başkanının hükümetin tabii. atadığı partili bir bakan. Eski sistemde daha da beterdi. Parlamenter sistemde AK Bakanı hem bakandı, yürütme erkindeydi. Hem milletvekiliydi, yasama erkindeydi. Hem HSK'nın başkanıydı, hakim savcı, hani hakimin nereye tayini çıkacak, özlük hakları, terfi, şusu busu. Adalet Bakanı'ndaydı, yani yargı erkindeydi adeta. Yani Adalet Bakanlığı çok tartışmalı bir konu. İkincisi, savcılar yürütmeye bağlı olabilir. Erdoğan'a bağlı savcılar olabilir. Sorun, parti zihniyetinde savcı da olsun, orada da sorun yok. Yeter ki beni 24 saat içinde tarafsızlığına, bağımsızlığına güveneceğim bir hakim önü çıkarsın. Gerektiğinde savcıyı fırçalayacak, fırçaladığı gibi, avukatımı fırçaladığı gibi, savcıyı da fırçalayabilecek bir hakim önü çıkarsın. Ben o zaman adalete güvenirim arkadaş. Eğer Yani savcı benim lehime olan delilleri saklıyorsa, hakimin önüne sunmadan, dosyadan gizliyorsa, onun da çok çok ağır bir cezası olması lazım savcıya karşı. Hakim Savcılar Kurulu denilen kuruldan Adalet Bakanı ve Müsteşarın mutlaka çıkarılması lazım. Eski taraflı olabilir bak, ama yeter ki dengeli olsun. Eski hukuk profesörleri, Anayasa Mahkemesi'nden bir adalet üssün. Hakim savcılar bir kere çıkacak oradan. Hakimler üst tabii. kurulu olacak. Savcılar adliyeden çıkacak. Savcılar Adalet Bakanlığı lojmanlarından çıkacak. Hakimle savcı sosyal hayatta birbirinden ayrılacak. Mesleki hayatta birbirinden ayrılacak. Nasıl avukat ayrıysa hakimin hayatından, savcının da öyle ayrılması lazım adalet mekanizmasında. Yani yapılacaksa bunlar yapılmalı yeni anayasada. Ama bunu yapacaklarını hiç zannetmiyorum. Çünkü yani yıllar önce değil, ben sana örnekler vereyim daha. Yargı bize ayak bağıdır diyor mesela Erdoğan daha başbakanken. Sarayını yaptırırken İnşaat izni mi yoktu, imar mı yoktu, neydi Atatürk Orman? Şöyle dedi, yargının gücü yetiyorsa gelsin durdursun inşaatı dedi. Cesarete bak ya, cesarete bak ya. Bunu ben söylesem içerideydim şimdi. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle tutarsızlıklar var. Bu yargı erkiyle ilgili görüşlerim. Yeni asa olacaksa, bize kalsa bu iş nasıl olur? Bir liberal zihniyetten bakışım. Yasamayla ilgili bir önerim daha var yeni anayasa için. Bunu Türkiye'de hiçbir parti dile getirmiyor. Ben yıllardır dile getiriyorum. Biz 1994'teki anayasa önerimizde de bunu koymamışız. Senato. Evet, Yasama senato erkinin konusuna de gelecektim. meclisten, evet, orada meclisten bir denetleme, dengeleme, kuvvetler ayrımı olmaz lazım. Yani tamamen popülizmle seçilmiş mesela Yeliz, adı bile var. Bu coğrafyada dış politikayı falan bırakamazsın hocam.
Yani kıraathanedeki adama hoş görünmek için kanun yapılmaz. Ülkenin çıkarları için kanun yapılır. Onun Evet. için bu kanun yapma yetkisini daha aklı başında, daha akbilim, mantıklı düşünen, kahve kültürüne popülizm yapmayan, akil adamlardan oluşan bir senatonun oluşması mutlaka ve mutlaka ki ha bu senato üyeleri nasıl belirlenir? Seçimle gelir, şartları nedir? Bunların altını ben dolduramam. Bunlar tartışılır. Ne kadar yani akil adam dediğimiz, güvenebileceğimiz adamlar, her ailede vardır ya öyle böyle tecrübeli gidip de akıl danıştığımız aile büyükleri. Onun gibi bir akiller heyeti, buna da senato deniyor, kurulması lazım Türkiye'de. Eskiden vardı işleri yavaşlatıyor diye kaldırdılar. Hey işler yavaş gitmek zorunda böyle apar topar karar verirsen işte dış politikada nasıl madar olduğumuzu görüyorsun her olayda. Evet, maalesef. Kafadan hey diye bodoslama dalıp ondan sonra geri tese takıp 180 derece tornistan öbür yöne nasıl gittiğimizi görüyorsun. Bir gün bunlar açtı da başımıza belalar da açacaktır. O yüzden bilhassa dış politikayla, bu cümlede dış politikayla ilgili kararların işte Allah Allah 3 saatte Ermenistan'a gideriz, 3 saatte Şam'a gideriz, adaları alırız, Yunanistan'a dersini veririz falan. Meclisin bu zihniyetinden kurtarılıp senatoyla ortak kararlar alınmasının yer var derim. Aynı denge zaten İngiltere'de de var biliyorsunuz. Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası olarak onlar da Bütün ayırmışlar bunu. ülkelerde var. Hollanda'da da Evet. var, Senato, Fransa'da Fransa'da da da var. var, Evet. İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Almanya'da, İtalya'da her yerde var Senato kardeşim. Biz maalesef hızlı hareket edelim istiyoruz. Biz biliyorsunuz aksiyon dolu bir milletiz. Hemen her şey olsun, çok hızlı bir şekilde olsun ve anında Evet. olsun istiyoruz. Evet ve Ayak öbür bağı ülkeler diyoruz. aptal. Düşünemiyorlar. Maalesef şöyle bir sorunumuz da var. Bak 2 senede Şimdi Ay'a gidiyor adam oğlum. Ay'a daha durun abi şey var. İki Ben senede size dünya rekoru. bakın be, ama abi şimdi biz çılgın Aslan Türkleri kimse olup durduramaz ki. siyasetini Şimdi bizim öyle zannediyor. gibi Yani terziye veririm dikerler. Ertesi günde Ay'a gönderirim astronotumu falan zannediyor. Abi yok yani gülsen gözyaşını kahkahana yazık yani böyle. trajikomik bir durum. 25 sene önce BESİM Başkanı'nın bir konuşmasında Ecevit'in de aynı vaadi var. O da diyor 2 sene içinde Ay'dayız. Yani 25 sene geçti, döndük, dolaştık yine Ay'a gitmeyi hedefliyoruz. Yani kimse demiyor. Demokrasi endeksinde geçen gün programda söylediğiniz gibi ya ülkenin demokrasi endeksi düşmüş, basın özgürlüğü endeksi düşmüş. Ülke yani Namibya'nın çöllerindeki kabilelerden daha geriye gelmiş. Biz bunu ileriye taşıyalım. Yani Ay'a gitsen ne Bence olur, gitmesen ne olur. Türkiye'nin ilk uzaya gidecek adamı belki gitmiştir bile şey olmalı hocam Abdurrahman Dilipak. O bazı görüşlerinden dolayı Ay'a da değil Mars'a da gider. Kara deliğe de girer çıkar arada bir. Hayır, kuantum fiziğine de Bence faydası uzay var öyle. programımızı Abdurrahman Dilipak Evet, bu öneriyi bence bir ankete çevirelim. Çünkü kendisi oldukça enteresan fikirlerle ortaya çıkıyor. Oldukça da dünya dışında yaşadığını düşünüyorum ben de. Özellikle Türkiye gerçeklerinden çok uzak yaşadığı aşikar. Ama dünyayı da yavaş yavaş terk etmeye başladığı son açıklamalarıyla kendini daha çok belli ediyor. Benim tabii burada Onun esas itibariyle ideolojisine katılıyorum. Onun hayat görüşüne katılmıyorum ama bir %100 katılıyorum. Parti olarak da katılıyoruz zannediyorum. evet, bir önerisi var sadece katıldınız.
O konuda da Evet. tabii haklı gerekçelerimiz var ama şimdi dile getirmeyelim. Arkadaşlar zaten anlıyorlar. Çok akıllı bir arkadaş kitlemiz var, seçmen kitlemiz var. Hepsi yazıyor şu anda, deli gibi yorumlarımız da geliyor. Özellikle benim şimdi esas merak ettiğim unsurlardan birisi de Türkiye'de bu yeni anayasa söylemlerinin dış politikada tutturmaya çalışılan dengeyi nasıl etkileyecek? Özellikle geçen gün Savunma Bakanı'nın mesela Girit modeli önerisi, S-400'lerle ilgili Girit modeli önerisi aslında makul bir öneri. Çünkü Girit ne yaptı? Iskarta'ya çekti. Dedi ki tamam kardeşim kullanmayacağım. Yalandan tatbikatlarda çıkaracağım gibi bir anlaşma bu. NATO'ya kabul ettirdiler bunu. Şimdi biz bir yandan bunu öne sürerken içeride diyoruz ki ya efendim biz anayasayı da değiştireceğiz. Yeni bir anayasa yapacağız. Sizce bu anayasa söylemiyle dış politikada yapılması istenen iş baltalanmıyor mu? Şimdi ben anayasa değişikliğiyle Girit konusunun bir bağlantısı olduğunu zannetmiyorum. Bizim aldığımız S-400'lerle Yunanistan'daki S-300'lerin uzaktan yakından karşılaştırması yapılamaz. Girit modeli falan çıkmaz bence oradan. Bir kere S-300'leri Yunanistan almadı. NATO üyesi olmayan Güney Kıbrıs aldı. Biz kıyameti koparınca ara formül bulundu. Yunanistan'da depolansın dendi. Buna NATO'da kabul etti. Çünkü bu şekilde S-300'leri deneme fırsatı elde ettiler. Bazı tatbikatlarda kullandılar. Hatta İsrail'e bile kullandırttılar bunları. Çünkü S-300'leri dediğim gibi NATO üyesi almadı, NATO ile anlı olarak Yunanistan'a getirildi onlar. Bizim Güney Kıbrıs'a verdiğimiz tepkiden dolayı. Dolayısıyla bizim bu hareketinden dolayı da Rusya Güney Kıbrıs herhangi bir itirazda bulunmadı, yaptırımda bulunmadı. Çünkü Rusların büyük yatırımları var Güney Kıbrıs'ta, paraları var bankalarında, şu bu. Onun için bu sefer S-400'ü F-35'e karşı geliştirilmiş bir S-400'ü dostun Putin'den alıyorsun. F-35 de S-400'e karşı geliştirilmiş, radar alanıp füzeyle vurulmamak için geliştirilmiş bir uçak. Onun için böyle bir yola gitmek Rusya'nın bize karşı çok sert tepkisine neden olur. Güney Kıbrıs'a vermediği tepkiyi misliyle bize verir. Yani bu Girit formülü benim için, benim açımdan, benim görüşüme göre öyle bir formül değil. S-400'ü alan bir süper güç Amerika'yı ve NATO'yu kızdırıyorsun. Alıp da NATO'nun eline verirsen Rusya'yı kızdırıyorsun. Güney Kıbrıs enerji konusunda Rusya'ya bağımlı değil. Yani pek çok alanda Rusya'nın hele hele Avrupa Birliği'ne üye Cem görüntün abi dondu bir mu? dondunuz. Evet, dondunuz. Fakat geldi şu anda. Tamam. Türkiye'de herkes evlerinde internet kullanımı yüksek şu anda tabii ki. Dolayısıyla sıkıntı yaşamamız normal. Fakat arkadaşlar yazıyor yayın dondu Evet, falan. geri kalmış ülkelerde normal bunlar. Normal. 4,5G'miz var olsun. 5 yoksa da 4,5'u var. 3,5 değil ama 4,5. O da güzel. Elimizde hiç olmazsa o var. 1,5 olsun yani. Ne çok. Ay'a gidecek ya. Ayda şey, tabii çok enteresan sorular geliyor ama sormak da istediklerim var ama soramıyorum bazılarını. Kusura bakmasınlar. Maalesef internette kaynaklı bir şey bu. Ben de dün
birkaç haftadır bir deneysel çalışma yapıyorum açıkçası. Havuz medyasını aralıksız bir şekilde takip ediyorum. Şimdi öyle bir Türkiye algısı var ki havuz medyasında özellikle 8 kanalı karşı karşıya koysanız 8'inde birden aynı şeyler konuşuluyor. Yeni anayasa çok gerekli. İşte S-400'ler bizim için olmazsa olmazımız. Türkiye için S-400 olmazsa olmaz mı? Yani biz NATO, biz şimdi kendimizi bir çıkmaza soktuk. Yani bir cenderenin içerisindeyiz, artı bir paradoksun içindeyiz. Yani S-400'ü Iskarta'ya alsam Ruslarla ters düşeceğim. Ama Ruslardan da ciddi bir turizm gelirim var benim. Şimdi bunu işe sayamıyorum. Bir köşeye atamıyorum. Şimdi Ruslardan aldığım malzemeyle Avrupa ve Amerika ile ters düştüm. NATO ile ters düştüm. Burada da geri vites yapamıyorum. Ama bir bakıyorsunuz ki 8 tane kanalın birinde hepsinden birden işte dediğiniz gibi anayasa çok gerekli. Şu an anayasanın ne işe sağlık. Türkiye'nin en büyük sorunu anayasa olmuş. Halbuki uluslararası düzende biz çok ciddi anlamda sıkışmış vaziyetteyiz. Siz Türkiye'nin bu sıkışmışlıktan yani bu köşeye sıkışmış olduğu bu durumdan nasıl çıkmasını öngörürsünüz? Yani görüşleriniz nedir? Nasıl bir hamleyle biz bu işi toparlayabiliriz? Valla teraziye koyacak. Burada Amerika ve Avrupa Birliği yaptırımlarını koyacak. Burada bana ne yapabilir kızdırırsam Rusya'yı onu koyacak. Ondan sonra tehdit analizi yapacak herhalde. Tehdit bana İran'dan mı gelir? Arap ülkelerinden mi gelir? Suriye'den mi gelir? Irak'tan mı gelir? Onun analizini yapacak. Yoksa bana tehdit NATO'dan, NATO üyesi mi gelir? Yani yanı başındaki Yunanistan'dan mı gelir? Fransa'daki, Akdeniz'deki Fransız uçak gemisinden mi gelir? Amerika'dan mı gelir? Buna duygusal olan mal açıklamalarda bulunacak. Teraziye bakacak. Neresi daha çok Türkiye'nin canını yakar kısa, orta, uzun vadede? Ona göre bir karar alıp yönünü belirleyecek tekrardan. Yani Çin'in güvenliği bizim güvenliğimizdir gibi saçmalarsan sen daha çok yalpalarsın. No. Yani Maalesef. ne adam ya sözde fik lafı 60 senedir ilk defa kullanıldı Türkiye için. Sözde No. müttefik. Halbuki bugüne kadar en güçlü tarihsel müttefiğimiz lafı geçerdi Washington'da. Washington bugün sözde müttefik diyorsa bunun bir bedeli olacak. Ha, bedeli falan diye öyle nutuk atmaya devam ediyorsan at. Bakalım nasıl, sen ödemeyeceksin biliyorum. Sokaktaki adam ödeyecek. Benim karşımdaki esnaf ödeyecek. Komutanım ödeyeceğim, sen ödeyeceksin. Ama Türkiye'yi yönetenler bir bedel ödemeyecekler. Ona inanabilirsin. Onun için yani bunlar Türk milletinin sandıkta verdiği olarak bize çıkacak. İç politikada da, dış politikada da, cüzdanda da, ekonomide de, markette de, filede de her yerde çıkacak kardeşim. Maalesef Yok ben böyle bir hatırlayacağım. sıkışmadayız, evet. Yani oturup tartacaksın kardeşim. Bana tehdit kim? Gerçekçi tehdit kim? Ha sen diyorsan ki ben Perinçe'yi dinlerim. Tehdit odur, Atlantik İttifakı'dır, Avrupa'dır, Amerika'dır. O zaman git Perinçe'yi dinle. Ha, Türk milleti dinlemiyor Perinçe'yi. Bunlar ya. Yani. Maalesef Türkiye'nin içinde bulunduğu, evet, analizlerinize katılıyorum ben de. Bir tehdit analizi yok. Yani biz Allah'a emanet turizm, her zaman olduğu gibi o da tehdit, bu da tehdit. Ya Yunanlarla biz yani iç içe olan bir milletiz, tamam. 100 yıl önce savaşmış olabilirsin ama yani Yunanistan'a gelip bir kere ziyaret eden adam, ya arkadaş Türkiye'de miyim diyor kendi kendine. Çünkü İstanbul'da mıyım diyor. En azından öyle diyelim. Yani Beyoğlu'nda mı geziyorum ben? Neredeyim diye sorduruyor kendisi. Şimdi bunu görmeden bu kadar yıllık muhabbetin olan bir topluma karşı bir anda düşmanca bir tavır geliştirmek. Bu zaten Türkiye'nin son 50 yıldır uyguladığı bir politika. Aslında bugün olayların çıkmaza girdiği noktada bizim kopma ve kırılma noktamız olacak büyük ihtimalle. Çünkü Miçotakis de çok ciddi bir şekilde sert reaksiyonlar vermeye başladı.
Hiç ben bu kadar da Yunan başbakanlarından, cumhurbaşkanlarından duyduğum en sert reaksiyonu bu adamdan duymaya başladım. Çünkü biz öyle bir ittiriyoruz ki bu işi, sanki her an savaşabilecekmişiz gibi. Her an her dakika biriyle birbirimize girecekmiş gibi bir noktadayız. İşte aynısı Golan Tepelerinde oldu, hatırlıyorsunuz. İsrail'e karşı bir anda vay Golan'ı bombalarız, öyle yaparız, bilmem ne yaparız açıklaması geldi. Yani şimdi dış politikada bizim bir emniyet subabımız yok hocam. Yani genelde bu iş nasıldır? Siz daha iyi İşte bilirsiniz benden. ben demin Senato derken onu kastetmeye çalıştım. Senato dış politikada bir emniyet subabıdır. Meclisin hizmine karşı bir denge unsurudur. Ben burada Yunanistan %100 haklı demiyorum. Ama bak Washington'da yıllar önce duyduğum bir cümleyi tekrarlayayım sana. Washington'un bürokratlarından, bakanlarından, yani bakanlığında duyduğum laftır bu. Ya bu Yunanistan gelir heyetleri otururlar bütün toplantı boyunca sizi bize şikayet ederler. Siz Muhtemelen. gelirsiniz Yunanistan'la ilgili iki kelime etmezsiniz. Biz de Yunanları ha diye dinleriz. Yani bu böyle bir gerçekten biz nereye savrulduk şimdi? Ve hangi gerekçelerle, hangi nedenlerle böyle savrulduk bilmiyorum. Yunanistan'ın kamuoyunu yönlendirme, Avrupa'yı ve Amerika'yı yönlendirme gücü bizde yok. Yok, tabii Sen ki. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ı kapıları açarım, 5 milyon Suriyeli'yi üzerine yığarım deyip otobüslerle sınıra taşıyıp sonra sessiz sedasız geri vites hepsini geri getirip Türkiye'de toplayıp yani göndermeyip Yunanistan'a. Yani bu tür şantajlar falan bunların faturası var kardeşim. Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Yani İşte bu adam böyle hareketler şeyleri hoş karşılamıyor. Otur konuş. İttifaktasın yıllardır. Bu maalesef, şeyimiz var. maalesef. Diplomatik ilişkimiz var. Yani bana ters gelen şeyler. Ha, beğenen AK Partililer olabilir. Hey falan diye gidenler ama işte. Ben de Ne yapalım? katılıyorum size. Çünkü şimdi biz ne kadar dikenlerimizi çıkartırsak karşı tarafta dikenlerini çıkarmaya başladık. Örneğin işte bu Suriyeli mültecilerin sınıra yığılmasıyla birlikte Yunanistan'daki faşist gruplar, yani faşist diyorum çünkü faşistler yani adamlar. Irkçılar, ırkçı gruplar bir anda popüler olmaya başladı. İlginç bir şekilde. Yükselişe geçti bu adamlar. Şimdi bir Doğru. arkadaşımız itiraz etti. Aziz Bey, böyle bir faktör de var. Tabii ki var. Bunun sebebi ama bizim tavrımız da var. Şimdi dış ilişkilerde ne balans tutturabiliyoruz, ne emniyet subabımız var. Yani şimdi Cumhurbaşkanı çok sert konuşuyor. Dışişleri Bakanı çok sert konuşuyor. Ya İçişleri Bakanı çok sert konuşuyor. Herkes çok sert konuşuyor. Yani bu işin bir orta noktasını bulabilecek bir mekanizma oluşturulması lazım artık. Şimdi biz anayasa Bak. taslağımızla başladık programa. Esas itibariyle biz olsaydık iktidarda, benim sormak istediğim soru şu. Biz olsaydık iktidarda şayet nasıl bir denge politikası, nasıl bir emniyet subabı sistemi kurardık? Senatonun dışında da ekleyeceğiniz farklı detaylar var mı efendim? Hocam bunların yani bütün dünya doğusu batısı hiç fark etmez. Sadece Avrupalısı değil. Ya diplomasi diye bir meslek var. Kariyer diplomatlar var. Bu yani doktorluk, mühendislik neyse diplomatlık da o bir uzmanlık. Bunlar o insanlarla dalga geçtiler. Niteliksiz insanları, liyakatsız insanları büyükelçi diye atadıkları oldu. Onun için yani bir kere diplomasiye saygı duyacaksın. Bunu bileceksin. Öyle Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi işte ne, veya Dışişleri Bakanı Çinliyor. İşte Nazi artıkları veya Fransa Başbakanı'na veya Cumhurbaşkanı'na sen git psikoloğa görün. Bu lafları ettik kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Sataşmadığımız insan kalmadı. Bunlar diplomaside yok böyle şeyler. Yani sen başka ülkeler, hani Trump duyuyordun, Trump'ın sonunu gördük.
Trump. Onun için bir kere diplomasi, evet, bir kariyer sahibi insanların mesleği, yaptıkları bir adeta. Buna önem vermek lazım. Ben sana bir örnek daha vereyim mesela. Biz sınırımızda PYD, YPG, vay silahlandı, şu oldu diye ulusal güvenliğimizi tehdit altında hissediyoruz ve tedbirler almaya çalışıyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki Doğru. sen bütün Afrika'yı vizesiz ülke alsın. Ondan sonra IŞİD'lilere hasım değil bunlar, öfkeli çocuklar falan diyorsun. Sınırını kuralsız, kaidesiz, hiçbir seçime tabi tutmadan gel kim olursan gel oradan, Orta Doğu'dan diye ülkeni alıyorsun. Meşhur Suriyeli deniyor. Afgan'ı alıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben bu adamları senin sınırına yığarım. Ege'den botlarla gönderirim. Bu adam Avrupalı kendini tehdit altında hissetmez mi? Tabii ki Senin hissedecek. sınırında tehdit oluşuyor da Avrupa'nın sınırında tehdit oluşmuyor mu? Kim sorumlu şimdi bunlardan? Tabii ki dış Avrupa'ya söylemler. danıştın mı? Danışmak değil. Bak, danış diyorum. İzin izin demiyorum. Konuştun mu sen Afrika ülkelerine vizesiz seyahat verirken tek taraflı? Çünkü sen de Avrupa'nın sınırında bir ülkesin. Anlatabiliyor muyum? Benim zihniyetimi aşan şey uygulamalar. Uygulama noktasında hocam zaten şimdi diplomasi dediğiniz gibi bir meslek. Biz de bunun eğitimini alırken yani uluslararası ilişkiler eğitim alan arkadaşlarımız olsun, siyaset bilimi eğitim alan arkadaşlarımız olsun, söylemin uluslararası ilişkilerde özellikle çok ciddi bir faktör olduğunu çok iyi biliyorlardır. Artı istişare etmek, dediğiniz gibi diyalog halinde olmak. Yani bu suç değil, günah değil, gidersin konuşursun. Dersin ki kardeşim bak böyle böyle bir durum var. Yani sen benimle işbirliği yapmayacaksan ben kendi yolumu çizeceğim. Ama kalkıp bunu şimdi biz nasıl yapıyoruz? Televizyonlarda yapıyoruz. Yani, diplomasi birebir ilişkilerle döner. Ülkeler üzerinde özellikle ülkelerin diplomasi, birbiriyle olan diplomasisi televizyonlarda kalkıp işte adına profesör dedikleri, nasıl profesör unvanı aldıklarını belli olmayan kişilerin belirlediği saçma sapan tekniklerle oluşturulan programlarda yapılmaz. Yani Dışişleri Bakanlığı niye var? Neden istişare yok ortada? Hiçbir istişare olmadan biz sadece söylemlerle karşılaşıyoruz. Yani son özellikle bu 2013-2012 yıllarından sonra Türk dış siyaseti söylem pratiğinde çok ciddi afallamaya başladı. Yani hem üslup olarak afallamaya başladı, hem teknik olarak afallamaya başladı. İstişareyi bir kenara bıraktık, söylemleri sertleştirdik. Ve nihayetinde de coğrafyada yalnız başımıza kaldık. Hocam, ben bir Evet. tane soruya yanıt arıyorum kardeşim. 2012-2013 dedin. Büyük Evet. Orta Doğu projenin içeriği tam olarak neydi? Niçin biz eş başkanlığını üstlendik? Büyük Orta Doğu projesi hala masada mı, uygulanıyor mu? Uygulanıyorsa ve uygulanıyorsa şimdiki başkanı, eş başkanı kim bu projenin? Vallahi ben bilmiyorum efendim şu andaki başkanı. Eski başkana dair fikirlerim var. Eski Bak, kendi söyledi. başkana dair. Evet. Ama Kendi Büyük izler. Orta Doğu projesi neydi? Eş başkanı olduğunu kendisi söyledi YouTube, biliyorsun, kendi ağzından. Ama Büyük Orta Doğu projesi neydi? Onu anlattı mı Türk milletine? Türk milleti Büyük Orta Doğu Projesi'nin bize karşı yapılan bir iş olduğunu düşünüyor şu an biliyorsunuz. Ama biz eş başkanıydık bir zamanlar. Aziz, son 5 dakika. Bugün tatil günüm kardeşim. Yarın akşam da TV100'de meydan muharebesine çıkacağım. Pekala, sizi çok daha fazla yormayalım hocam. Ama güzel bir program oldu. Esas noktamızın anayasada dediğimiz gibi sürekli değişiklikler, sürekli hamleler yapmak değil. Önümüzdeki günlerde, ilerleyen zamanlarda biz zaten bir taslak hazırlayacağız parti olarak. Her ne kadar bizi seçime almasalar da
Biz yine üzerimize düşeni yapacağız. Parti olarak bir düzgün Türkiye uygar medeniyetler seviyesinde ifade edebilecek bir anayasa taslağını kalkıp zaten toplumla paylaşacağız. Ha, dinlerler, dinlemezler, bizi ciddiye alırlar, almazlar, onların bileceği iş. Bugün konuşmalarımızdaki eleştirilerimizde beyan ettiğimiz, özellikle dış politikada veya beyan ettiğimiz eleştirilerimiz, devlette şu an bürokratik görevlerde bulunan, mevkilerde bulunan kişiler tarafından değerlendirilmez. İzliyorlarsa da teşekkür ederiz kendilerine. Dinliyorlarsa da teşekkür ederiz. Dinlemiyorlarsa da teşekkür ederim kendilerine. Yayına katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Arzu ederseniz burada keselim. Son bir Sizi cümle de yormayalım. Tabii ki, buyurun efendim. bir cümlemi söyleyeyim. Zerre kadar haklı olan adam bu yeni anayasa masasına hem söylem olarak hem içerik olarak şu anda zerre kadar prim vermez. Bu kadar net. Bu bir Çok masal diyorum size. Türkiye'nin ne buna ihtiyacı var ne bir şey. Anayasayı değiştireceğine kafasını değiştirsin. Türkiye'de yepyeni bir anayasa çıkar ortaya. haklısınız hocam. Yani bu bir yem. İşte Besim Bey de zamanında söylüyordu. Diyordu, devletin zokasını yutmayacaksınız. Yıllar yıllar önce söylediği. Ben tabii o zamanlar daha da ufaktım. Çok gençtim. Ama hala o söylem aklımdadır. Devletin zokasını yutmayacaksınız. Çok güzel bir söylemdi. Yine bir zoka atıldı. Bravo. Umarım toplumumuz bu sefer bu zokayı yutmaz. Farklı davranır. Farklı bir tavır sergiler. Farklı bir davranışla bu işi neticeler deyip yayını burada bitiriyorum efendim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Cem abi. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler efendim.